Ve bir mabet inşası bu. Hazır restoran olsaydı hazır bir mabet olurdu. Onun içine girip çıkardık. Menüsü yok bunun. Menüsü olmadığı gibi ortada mabet de yok. Mabedi inşa ediyoruz. Sonra orada bırakıyoruz. Tekrar oraya gelebilir miyiz? Hayır. Kur kaldır. Kur kaldır. Bu Hz. Musa Aleyhisselam'a Sina Dağı'nda, bunlar hep sembolik, Cenab-ı Hakk'ı vahyederek rüyetinde gördüğün gibi git, git, mabedi İsrailoğullarıyla birlikte inşa edin. Tevrat-ı Şerif. Nedir bu? Nasıl bir çadır? Bu çadır toplanma çadırı ismi. Toplanma çadırını yap diyor. Şimdi İbranice'de hayme çadır demek. Hayme. Oradaki ailelerin evleri manasına. Şimdi niye ev değil de çadır peki? Yani. Ev olsaydı olmaz mıydı? Daha iyi olurdu tabii. Ama Mısır'dan göç ediyoruz. Ya. Mısır'dan çıktık. Vaat edilen topraklara doğru giderken çöldeyiz. Çölde ev tutmaz. Evimiz yok. Evimiz yok. Çöldeyiz. Kuma çadır Çöldeyiz. diyemem. O halde çadır. Çölde çadır. Aileler kendilerinin ailenin içinde bulunacağı çadırı inşa etmiyorlar. Kuruyorlar. Tamam. Bu hayme. Şimdi toplanma çadırı diyor yap. Toplanma çadırı. O Doğru. herkes her ailenin reisleri veya işte temsilci veya hepsi Hep. kendileri birlikte çıkacakları ortak bir mekan Ama daha olarak. büyük olması. Daha büyük olmasından öte orada bir ritüel olan Ritüel bir düzen. Orada kendi evlerinde olmayan tabii. fakat birlikte paylaşarak ortaya çıkaracak manevi ilahi bir vahyin tezahür ve tecellisine neden olacak bir mekan. Eyvallah. Bunun adı toplanma çadırı. Şeyde yazıyor. Tevrat-ı Şerif'te var. Kitab-ı Mukaddes'i alsınlar, açsınlar bu bahisleri görsünler. Şimdi peki. Sürekli kurulup daha sonra toplanıp Bekle. yeniden çölde hareket İşte. ettikten sonra bir daha İşte kurulan, Serhan bak. kaldırılan Şimdi bak bir Serhan. çadır değil mi bu yani? Benim Aynen. anladığım bu yani. Tam bu. Tamam. Ama çok ilginç. Gece konaklıyorlar. Bir bulut geliyor ve o buluttan ışık, nur Nur. tezahür ediyor. Ve o nur şeyinde, ortamında herkes gecesini geçiriyor. Sabahleyin çadırlar toplanıyor. Bulut orada gene. Bulut bu sefer gölge yapıyor. Şimdi demek ki gece manevi güneş doğuyor. Kara Bulut güneş. ışıldıyor. Gündüz zahiri güneş doğduğu için manevi güneş yerine bu kez bulut ama bulut gölge yapıyor. Koruyor onları. Şimdi bunların da manaları var ama girersek bunların sonu yok. Malum şöyle dokunup geçiyoruz ya biz. Sen ne diyorsun o böyle dokunarak perdelere Aşk olsun. dokunuyor. Şimdi Serhan dediği gibi ama çok ayrıntılıdır. Tora'da bu çadırın inanamazsınız. Detaylar var. Renkler, o püsküller nasıl olacak, neresi ne olacak, nasıl kurulacak falan hepsi. Fakat ilginç olan şey şu. Bir ustalar var orada ve ustalar çadırı kuruyor değil. Tüm kavim birlikte. Herkes katılıyor. Herkes. Çıraklar, kalfalar, ustalar hepsi. Mimar Vay olan be. zaten Musa Aleyhisselam. O emre göre rüyette gördüğün gibisini yap diyor. Demek ki hayali hakikate çeviriyor. Orada çadırı kuruyorlar hep birlikte. İçinde ibadetlerini yapıyorlar. Bu ibadetlerin yakarışlar var, dualar var ama daha ilginç olan tarafı işte bugün çoğu zaman anlaşılamayan yanıdır bu. Ritüeller var. Ayin var. Ritüeller belirli hareketlerin tekrarıdır. Ama bu hareketlerin hepsi semboliktir. Hep aynı şekilde kurulur. Yani çadır kurulduğunda o bir ritüeldir. İçindeki düzen, davranış biçimlerinin hepsi her zaman aynı şekilde tekrar edilmelidir. Yani sazın düzeni aynı olmalıdır. Tıkır tıkır dedi. Her şey Her tıkırdı şey işte. tıkırdı. Sazı bu sazın Aynen. tüm şeyi Eksiksiz ak ordu. donanımı onun düzeni Evet. aynı olmalıdır. Sazıma bir düzen ver. Düzenli olma. Sonra namelerde istediğin gibi Eller bunun çoğalt. adını Ama alsın. düzen aynı olmalı. Evet. Düzen olmazsa o nameleri çoğaltamaz. O zaman bozulur. Tabii. Bir de kara düzen var. O cadıcıdır yani. Olmaz. Kara düzen tamam. Onu bir şey demiyorum. Şimdi burada sanatsal bir şey de var tabii ama asıl olan peki bu ritüeller niçin?
Şimdi bu insanlar Mısır'da köleydi. Demek ki bürokrasi bilmezlerdi. Efendim devlet yönetimini bilmezlerdi. Tabii, tabii. Sanat bilmezlerdi. Sadece zanaat bilirlerdi çünkü köleydiler. Eyvallah. Şimdi sanat bilmeleri lazım. Devlet yönetimi, siyaset, işte bir toplum oluşturma, bürokrasiyi nasıl olacak? Herkes istidadına göre. Bunu nasıl alacak? İşte bu ritüeller iç harita oluşturuyor. Biz buna navigasyon diyoruz. İç harita. Dışarıdan bakarak bir prospektüse gitmek var. Bir de içeride alışkanlık demek. İç harita, huy, ahlak. Evet. Bunu anlatıyorum. Evet. Huy ve ahlak haline getirdiniz mi iç haritanız vardır. Çölde de olsanız haritanız vardır. Eyvallah. İstikamet kaybolmaz. Evet. İç harita dediğimiz aslında çölde nedir? Gökyüzüdür. Evet. Onun için geceleyin. Geceleyin yıldızlardan yolunu bulursun, gündüz bulamazsın. Bu iç haritanın oluşması, ritüellerin, tekrarların oluşması huylarımızı, yani karakter, yeteneklerimizi açığa çıkartıp onları tekrar tekrar ederek karakter haline getirmek. Efela tezekkürün bu. Zikretmek, tekrar etmek, karakter haline gelsin diye alışkanlıklarımızı karakter haline getirmek. Ama temel karakter, olmazsa olmaz karakter, kölelikten kurtuluş, yani hürriyettir. Özgürlük benim karakterimdir olmadıkça Allah'ın kulu olmuş olamayız. O zaman ya Firavun'un kuluyuz, ya işte başka bir inancın, bir şeyin kuluyuz. Allah'ın kulu olmak demek, özgürlüğü, hürriyeti karakter haline getirmek demek. O karakter de o mabette, birlikte, iç haritayı oluşturarak orada oldu. Şimdi burada bir de sanat dedim. Ne demek? Ne alakası var bunun? Din sanattan başka bir şey. Hayır. Sanat, din, felsefe bunlar iç içe. Kültürün, kültür bir organizma. Biz onu anlamak için böyle kategoriler yapıyoruz. Evet. Sanatsal olan ne burada? Şimdi çağdaş sanat dediğimiz tüm şeyleri geçmişteki sanat disiplinlerini aşarak iki şey üzerine temelleniyor. Çağdaş sanatta. Bir tanesi performans. Bir tanesi enstalasyon. Çağdaş sanat, enstalasyon ve performanstır. Peki. Enstalasyon ne? Yerleştirme. Şimdi artık böyle bir heykel yapıp bir yere koymuyoruz. Orada statü hep kalıcı olarak durmuyor. Onu müzeye koymuyoruz artık çağdaş sanatta. Şimdi bir yerleştirme yapıyoruz. Bu heykelle olabilir, evet, resimle olabilir, başka düzeneklerle olabilir. Ama şeyin serginin sonunda kaldırıp gidiyorsunuz. Vay canım. Hatta bir sanatçı vardı, şimdi adı aklımda değil, Amerikalı. Çok güzel bir sergi düzenliyor ve heykeller. Serginin kendisinin sonuna, herkes izleyip sonuna gelirken alıyor balyozu. Hepsini darmadağın ediyor, kırıp döküyor. Bitti. Küllümen aleyha fan. Her şey geçicidir. Ama o andaki fresh, of, o şeyi, tadı, o anda aldın. Sonra kataloge edersin hatırlamak için, o ayrı konu. Ama şey de öyle değil mi? Cenab-ı Hakk'ın tezahür tecellileri. Nisan ayında, Mayıs'a kadar, Haziran'a kadar çiçekler ortaya çıkar. Bakın bu bir enstalasyondur. Ondan sonra yazın onlar kurur. Kışında bulamazsın. Yine kevn fesat. Kevn fesat. Devam ediyor yine. Evet. Mükevvena. Yok oluş kevn değil. Kevn fesat. Dağılma değil mi? Aynen. Dağılıyor. Yaratmanın şeyi, olanağı, kendi içinden doğurma olanağı ortadan kaldırmadır. Dolayısıyla burada enstalasyon, çadırın kurulması ve kaldırılmasıdır. Peki, performans? Kim yapıyor, nasıl yapıyor, neyi yapıyor? Değil mi? Ve de hangi kalitede, hangi kalitede tabii, yapıyor? Tabii. İşte o enstalasyonun, çadırın kuruluşunun içine girenlerin o mabedin inşası için kullandıkları şeye, etkinliğe aittir. Performansla enstalasyon iç içedir orada. Belki ilahiler, ilahiler okuyarak, ay ilahiler, o filan şeyler kuruyor. Yok canım, onlar palavra işte. Palavra, filmlerdeki palavra. Onlar palavra. Şimdi bu giriş epizottan sonra dünyadaki tezahür ve tecellilere bakalım. Ne anlamda, niçin bunu yapalım? İbn Arabi diyor ki, Arif-i Billah ona derler ki, bir itikatta sınırlandırılıp kalmaz. İtikatsız mı olur peki? İtikatsızlık var, ona lakayt diyoruz. Lakayt bir mertebedir ki oraya ulaşanların mertebesidir. Taklidi olmaz. Eğer lakayt değil ve lakayt gibi yapıyorsa ona ne diyoruz? Laubali.
çoğu insan arif geçiren ya da arif olduğunu varsaydığımız insanlardan da bunu duyuyorum. Efendim lakayt laubali olur. Hayır efendim. Lakayt olan, la mekan, la zaman olan hakkın ilhamına mazhar olmuş olduğu için kendisi lakayt değil, kendisi lakayt edilmiş olduğu için Rabbiye yönünde. Onlar masumdurlar. Kendisini kendi iradesiyle lakayt kılana laubali demiş. Onu da o da şeriat makamına bile gelmemiş. Bakın bunları karıştırıyorlar. Lakayt laubali olurmuş. Hadi canım orada. Bu kadar fark var arada. Uçurum. Uçurum. Kaos. Arada uçurum var. Şimdi itikatsızlık değil ama bir itikatta veya bir iki itikatta takılıp kalmak, itikat sınır demek. Takyid edilmek, sınırlanmak. Bir itikatta takılıp kalmak makbul değil diyor. Kabul edilmez demek. Makbul değil yani Rabbin onu kabul etmez. Çünkü Rabbin bu nimetin nasıl inkar edersin diye söylemiyor Rahman suresinde. Bu nimeti nasıl şey diyorsun, inkar ediyorsun. Öyle demiyor. Rabbin nimetlerini nasıl inkar ediyorsun? Bin nimet. Nimetler. O zaman nimetler itikatlardır. İtikatlar irfaniyeti ortaya çıkartır, marifeti ortaya çıkartır. İtikadı reddetmek değil, itikatta takılıp kalmak değil. O zaman çare ne? İbn Arabi Arap'ı. Yedi işte. Bir itikattan başka bir itikada geçerek marifet ehli olunur diyor. Bunun anlamı şu. Bir sınırlama, bir itikat, bir inanç ile bağlandın. Onu tüketip tüketip onun başka bir tecelli ve başka bir tezahürdeki belirişine şahit olmak. Şahit olmak deyince şimdi bu yolda marifet yolu, marifet konuşuyoruz. Marifet sofrasındayız. Bu yolda itikattan itikata geçmek bir marifettir, evet. Marifet neydi? Arada olmakta. Arada arif, arafta olmak. Arafta olan ariftir. Ma'arif ondadır. Alim değildir o. Çünkü bir ilimden başka bir ilime geçiyordur. Bir ilimden, ilim sınırlamak. Başka bir ilime geçti, başka bir sınırlamak. Disiplin dediğimiz. Coğrafyacıydınız, bir de fizik öğrendiniz. Bir de gittiniz biyoloji tahsili yapıyorsunuz. Bunların her biri farklı bir ilimdir. Ama birinden öbürüne geçmek marifet ister. Evet. Marifet arada durup iki yanı da tanımak demek. İkisini tercih etmeden ikisinden bir sentez çıkartabilmek demek. O zaman marifet ehli hakikatten sonra gelir. Birçok şey bu yolda efendim hakikati marifetten sonra gösteriyor. Hakikat senin iraden dışında sana verili olmuş olan ister doğal ister beşeri bir herhangi bir şey hakikattir. Yani sen onu yaratmadın. Var orada. Su. Su hakikattir. Hakikattir ne demek? Taklit de değildir. Hakikidir. Nereden bileyim? Test edersin. Test etmeye ne denir? Tarikat. Test etmek tarikat. Yani laboratuvar. Yani bu hakikaten su mudur değil midir? Araştırmasına. Tahkik edilmesine. Ne deniyor? Tarikat. Yol, yordam, yöntem. Hakiki çıktı. Hakikate erdin. Araştırma devam eder mi? Tarikat bitti. Tarikat hakikate kadar. Yani su hakikiymiş, sahte değilmiş. Onu ben zannetmiş değilim. Benzin değilmiş meğerse. Evet. İşte ben, yani suya benzer diğer mayilerden değilmiş. Hakikaten suymuş. Bak hakikaten suyu buldun mu tarikat yani araştırma, laboratuvar işi biter. Ne oldu? Su oldu. Buldun. Ne olmuş? Ne yapacaksın yani? Hakikat tektir. Hakikatler vardır ama her hakikat kendinde tektir. Su hakikattir, ateş de hakikattir. Suyun hakikatini buldum ne demek? Buldum hadi yat aşağı. O kadar zahmet çekti tarikat araştırma yani laboratuvar, bilimsel araştırmalar. Niye yani? Niye vardın ki oraya? Ha, hakikate vardım ki bu hakikatten ne marifet zuhur edecek? Bu marifette biliyorsunuz daha önce de sohbette geçti ve bunlar sıkça geçecek. Marifet hem araf olup arada bu hakikatten ne türetebilirim? Sütten yoğurt mu yapacağım, peynir mi yapacağım? Başka türlü peynirler var. Bir sadece ben Türkiye'de 60 küsur peynir biliyorum. Dünyada var 300'e yakın yani bilinen peynir. Bir hepsi aynı sütten, aynı şeriattan türüyor. Ama marifetler farklı. Hakikatini bilince marifetler farklı. Peki bir de marife var. Marife aynı zamanda pratik yapmak, ustalaşmak demek.
Teorik bilgide ustalaşıyorsun, pratikte de onu gerçekleştirmen. Bana Serhan diyor ki müzik şudur budur, çalış teorik işte, notalar motalar filan falan. Tamam bildin yani teorisini bildin. Al sazı çal bakayım. Teoriyi biliyorum. Ama sazı alıyorum, nasıl yapacaktım? Pratiği de pratikte de ustalaşmam lazım. İşte marifet ehli sadece teoride değil, pratikte de ustalaşacak. Alim ise teorik. Marife, teori, pratik. İkisinde de ustalaştığı zaman marifet ehli diyoruz.